Türkiye genelinde birçok hastanede, özellikle cildiye, göz ve kulak, burun, boğaz branşlarında yaşanan randevu problemlerinin çözümü için Sağlık Bakanlığı yeni bir uygulamayı hayata geçirmeyi planlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki gün yaptığı açıklamada, vatandaşların çoğu zaman rahatsızlıkların hangi branşla ilgilendiğini bilmeden alakasız kliniklerden randevu aldığını, oysa bir sağlık profesyonelinin onları yönlendirmesi gerektiğini ve bu konuda da aile hekimlerine iş düştüğünü ifade etmişti. Vatandaşların hastaneden randevu almadan önce aile hekimlerine başvurmaları ile ilgili bir düzenleme üzerine çalışılıyor. Van'da yaşanan randevu sorunları ile ilgili medyaya yansıyan haberler ise Van Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doçent Doktor Remzi Sarıkaya yanıt verdi. Gündemimizde olan konularda biri de randevu bulma mevzuları. MHRS'li hasta muayenesi, MHRS'siz hasta muayeneleri, bunları biz günlük olarak takip ediyoruz. Yaklaşık bir yıl önce başladığımız süreçte ortalama günlük hastanede muayene sayımız 9.000 civarındaydı. 9.000, 8.000, bazen 10.000'leri buluyordu. Şu anki süreçte neredeyse 14-15.000, bazı günler 13.000, çoğunlukla 14.000 civarında bir muayene sayımız var. Bu bir yıllık süreçte ciddi bir kapasite artışına gittik. Hem hekim sayısı anlamında, hem poliklinik sayısı anlamında, hem acillerimizdeki polikliniklerin sayısı anlamında ciddi bir artış oldu. Ara ara kısa süreli eksikler olsa da neredeyse tüm yan dallarda hekimimiz mevcuttur. Özellikle çocuk yan dallarında muhtemelen Türkiye'nin en iyi hastanelerinden biriyiz çeşitlilik anlamında. Çocuk alerjiden tutun kardiyolojiye, kardiyolojiden metabolizma, enfeksiyon, yine çocuk yoğun bakım, yeni doğan, neredeyse nöroloji, aklınıza gelecek çocuk üroloji, çocuk cerrahi, tüm yan dal branşları mevcut. Özellikle bizim ek binamız, eski İstanbul Hastanesi olarak adlandırılan İpek Yolu ek binamızda da poliklinik hizmetlerimizi arttırdık. Şimdi ilimiz çocuk nüfusunun fazla olduğu bir il olduğu için önceliğimiz tabii ki çocuk hastalar. Daha önceleri orada çocukla ilgili herhangi bir bölümümüz yoktu. Biz önceleri bir poliklinik, sonrasında iki, üçe çıkardık. Son bir hafta 10 gün içinde de dördüncü polikliniği açtık. Önümüzdeki haftada beşinci polikliniği açacağız. Yani sadece İpek Yolu ek binamızda 5 çocuk polikliniği olacak. Çocuk bölümümüzde herhangi bir randevu sorunu yok. Çocuk bölümümüze gelip başvurup muayene olmadan giden hasta sayısı neredeyse yok denebilir. Bunu Anadolu için söylüyorum. Neredeyse günde 14-15 polikliniğimiz açık oluyor. Bu bazen 16, bazen 17, sayı günlük olarak değişiyor ama ortalama 14-15 poliklinik açıyor. Bu da çok ciddi bir sayıya denk geliyor. Hem MHRS üzerinden hem MHRS dışı ciddi anlamda bir başvuru var. Yeni doğan polikliniğimiz zaten randevusuz çalışıyor. Küçük bebeklerin tamamen orada muayene ettiriyoruz. Diğer poliklinikleri de incelediğimizde hekimlerimiz neredeyse randevulu sayısı kadar randevusuz hasta alımı da oluyor. Bizim hastanemizde günlük 3.000 ile 4.000 arasında randevusuz hasta muayenesi yapılmaktadır. Polikliniklerde, acillerden bahsetmiyorum. Polikliniklerde 3.000'i aşan randevusuz hasta muayenesi olmaktadır. Yani bizim hastanemize çıkıp gelip muayene olmak isteyenlerin neredeyse büyük bir bölümünü karşılamış oluyoruz.